Mevla bize bir ses sistemi bahşetmiş. Bir ses dizaynı bahşetmiş. Ve bu ses sistemi de tek bir parçadan meydana gelmiyor. Birçok parçaların meydana gelmesinden ses sistemi oluşur. Ve bu ses sistemiyle insanoğlu meramını anlatıyor. Ve bu yapıdan ses çıkıyor. Bu sistemin içerisinde dil var, dudak var, damak var, dişler var, gırtlak var, soluk borusu var, bronşlar var, akciğer var. Yani bir sesin çıkması, meramınızı anlatacağınız bir sesin ortaya konması sadece bir şeyin değil, birçok parçaların ve eserlerin meydana gelmesinden oluşan bir şeydir. Bütün bunların işbirliğinden bir araya gelmesinden insanda ses çıkıyor, kelime çıkıyor, lafızlar çıkıyor. Bunlardan bir tanesinin eksiği, dilin eksikliği, bronşların eksikliği, nefes borusundaki bir problem, hatta bazen dişlerin adam çektiriyor mesela yaptıracak. Bunların bir tanesinin eksikliği bakınız insanoğlunun meramını anlatmasına engel oluyor veyahut da randımanlı bir şekilde meramını anlatamıyor. Allah Celle Celaluhu insana ses sistemi veriyor, lafızları veriyor, kelimeleri veriyor ve sesinizi ortaya çıkıyorsunuz. Fakat aynı zamanda Allah Celle Celaluhu bu nefesi, konuşurkenki nefesi ve aynı zamanda bize vermiş olduğu bu dili, bu ses sistemini de başıboş bırakmıyor. Sözde bazı aranılması gereken vasıfları, olması gereken vasıfları, bu ses sistemiyle alakalı bizim önümüze Mevla bazı kelimeler, bazı standartlar koyuyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu ses dizaynından, ses sisteminden bahsederken kavil kelimesini kullanıyor. Kavil yani söz. Ve Mevla bize vermiş olduğu bu ses sisteminin Kur'an-ı Kerim'de kalıplarını oluşturmuş. Yani ey kullarım, sizin ağzınızdan çıkan sözcükler, kelimeler, konuşmalar bu kalıplardan birisine oturmalı. Başıboş bir söz hakkı Allah'ın kulağa verdiği gibi, kulağı istediğin yere kullanamadığın gibi, gözü istediğin yere kullanamadığın gibi, elini ayağını istediğin yere kullanamadığın gibi, Kur'an-ı Kerim'deki uygun olan kalıpların haricinde de Allah Celle Celaluhu bu ses sistemini, bu büyük bir nimet olan ses sistemini başka bir yere kullanmamamızı istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu kavil yani söz meselesinden bize kalıpları belirtir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu kavli hasenden bahsetmiş. Ne demek? Güzel söz. Bir kalıp oluşturmuş Mevla. Sonra kavli maruftan bahsetmiş. Ne demek? Uygun ve olumlu söz. Sonra kavli adil, ondan bahsetmiş Mevla. Ne demek? Dengeli söz. Sonra kavli sedid'den bahsetmiş Mevla. Hep bunlar sözle alakalı. Ne demek? Sağlam ve doğru söz. Sonra Kur'an-ı Kerim'de kavli tayyip'ten bahsetmiş. Hoş söz. Sonra Kur'an-ı Kerim'de kavli kerim'den bahsetmiş. Kıymetli söz, değerli söz. Kavli meşhur'dan bahsetmiş Mevla. Hep bak kavli söz manasında. Ne demek? Kolaylaştırıcı söz. Ve bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de kavli leyyinden bahsediyoruz. Anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu gözümüzle yaptığımız, kulağımızla yaptığımız, elimizle ayağımızla yaptığımız şeylere nasıl önem veriyor? Onlara bir çerçeve, onlara bir sınır, onlara bir kalıp çiziyorsa aynı şekilde Mevla bize bir dil uslubu, bir dil disiplini, bir ağız disiplini, bir söz disiplini emrediyor. İnsan diğer organlarında başıboş olmadığı gibi dil noktasında da başıboş değildir. Ve bu sözün güzelliğini kullananlar, yumuşak sözü kullananlar, gerekli olduğu kadar sözü kullananlar tarih boyunca hep güzel anılmışlar. Sözü güzel kullananlar, dili güzel kullananlar ve bu manada hep ilerleyenler tarih boyunca hep anılmışlar. Ne gibi? Yunus Emre gibi. 700 sene önce yaşamış, dilini, sözünü, lafzını, kelamını güzel kullanan bir insan. 700 seneden beri günümüze kadar var, günümüzden de belki de kıyamete kadar gidecek. Bu şahsı
ortaya çıkaran, önemli kılan neydi? Söz meselesi, uslup meselesi, dil meselesi ve söz disiplini. Mevlana Hazretleri gibi, 745 sene evvel yaşayan Mevlana Hazretleri gibi, dil disiplinini, söz disiplini onda da görüyoruz. Fuzuli gibi hala onun sözleri okunur. Sa'di Şirazi gibi 700 sene önce yaşamış, hala onun sözleri okunur. Hasan-ı Basri 1300 sene evvel yaşamış, hala onun sözleri internetten, WhatsApp'tan, durumlardan paylaşılır. Süfyan-ı Sevri gibi hala sözleri paylaşılıyor. Şems-i Tebrizi, Ataullah İskenderi, Nabi gibi, Aziz Muhammed Hüdayi, Evliya Çelebi, Hacı Bayram Veli gibi. Bakınız, sözü kalıbına uygun, sözü uslubuna uygun olan kullananlar, Allah dostları veya kıymetli zatlar hep anılmışlar. Dilinin dikenini budayanlar, ağız ve söz disiplinini kendisi becerenler her zaman anılmışlar. Toplumda anılmışlar. Ama dilinin dikenini budamayan, plansız konuşan, projesiz konuşan, aklına geldiği gibi konuşan, konuşması çok olan kişiler maalesef onların dilleri bir silaha, sözleri de bir mermiye dönüp insanlara zarar vermiştir, topluma zarar vermişlerdir.